Şimdi şu anda Turizm Bakanlığı, DİKA ve Batman Kültür Müdürlüğü'nün beraber yürütmüş oldukları bir çalışmayla El Cezir'in eserlerini canlandırma, tanıtma amaçlı bir kısmını biz üstlendik. Bu yaklaşık olarak 8-9 ay bir çalışmamız devam ediyor. Biz bu arada 4 tane eserimizi bitirdik. Son eserimiz şu andaki anlatacağım Filli Su Saati'dir. Onun da yaklaşık olarak 5 aydır çalışmamız devam ediyor. Bu eserleri yaparken tabii ki bugüne kadar gelmiş bütün yayınları falan araştırdık. Durmuş Çalışkan, Fuat Sezgin ve yabancı Robert Hill kitaplarını edindik. Bu kitaplardan sonra da bir orijinal Arapça El Cezir'in kendi el yazmasını bulduk. Onları tercüme ettik. Bunlardan faydalanarak birebir esasına uygun o günkü şartlarda nasıl yaptığını detaylı bir şekilde yapmak için bütün verilen dokümanlarımızı elde ettikten sonra çalışmalarımıza başladık. Filli Su Saati El Cezir'in en çok ses getiren ve en çok kullanılan, en çok tanınan eserlerinden en önemlilerinden birisidir. Filli Su Saati'nde aslında basit bir şey gözükmesine rağmen içeride çok dar bir alanda El Cezir'i birçok mekanizmayı bir arada tutmayı başarmıştır. Ama esası çok pratik, çok basit. Yine yer çekimi ve su basıncı ve hava basıncı ve ağırlık merkeziyle çalışmaktadır. Yaklaşık bir 10 litrelik bir suyla 30 adet bir toplam 14,5 saat kendi kendine otomatik çalışan elektriksiz, tertibatsız bir sistem yapmayı başarmıştır. Ve bu sistemin içerisinde dakikaları ölçebiliyor, en uzun günü tespit edebiliyor. Ve saatin o günkü rakamlar olmamasına rağmen saat başı yarım saatte bir gösterecek şekilde dairesel şekillerle bunu ifade edebilmiştir. Filli Su Saati'ne ayrıca El Cezir'i o kadar değişik bir yöntem kullanmıştır ki kendi zamanının dünya vatandaşı olduğunu da ispat etmiştir. Mesela Filli Su Saati'ne fili kullanmıştır. Fil aslında soyluluk ve güç ve iktidarı dile getiriyor. Üzerinde katibi koymuştur. O da dakika ve şeyi sayan, elinde kalem tutan bir çalışan devlet memuru şeyini vermiştir. En üstte Selahattin Eyyubi, topları yön veren kişi olarak Selahattin Eyyubi'ye olan saygısını dile getirmiş Selahattin Eyyubi'yi koymuştur. Ama en önemlisi onun da en üstte kubbenin üzerinde duran bir anka kuşu koymuş ki anka kuşu birçok efsanede, birçok kültürde efsanevi bir kuştur. Bu tür şeyleri de El Cezir'i kendi eserlerinde bir araya getirip hem görsellik, hem anlam, hem edebi bir şey kazandırmıştır. Türk olanı hareket ettiren mekanizmanın imarıcı. Şey var her yerde bir yer, yarım santim bir santim aynı ona bir şey. Aynen böyle. Bir sürü şey. Kalemimiz. O da şimdi dayanamıyor mu Necmi abi? Tabii dayanamıyor. Bu kadar yeter mi? Hatta bu. Benim bir daha bir açsana bir daha. Tartanın gelmesi için bir tane kalamam buldum. Bunlar gel bakalım taşıyor orada. Deriz bir tane gelip orada. Aynen. Ondan merhaba. Ben Necatin Ön. Kimya mühendisiyim. Yıllarca mekanik üzerinde çalışmaları yapmaktayım. Şu anda da Batman Kültür Merkezi'ne El Cezir'in 5 tane eseriyle ilgili çalışma yapmaktayız. Şu an anlatacağım eseri ise en büyük, en çok ses getiren Filli Su Saati'dir. El Cezir hakkında biraz bilgi vereyim. El Cezir'i bundan yaklaşık olarak 830 yıl önce
Artuklular zamanında yaşamış, Diyarbakır, Mardin ve Hasankeyf'te saray mühendisi olarak görev almıştır. Kendi döneminin dahisidir. Eserleri Batı'da çok ses getirmesine rağmen bizim ülkemizde daha yeni yeni. Şu anda öğreniyoruz ki daha yeni yeni tanıtımı yapılmaktadır. Neler var eserlerinde? Mesela Hasankeyf'te yaklaşık olarak 40-50 metre aşağıdan çift pistonlu su pompası örneğini ilk defa mekanik olarak suyun hareketiyle çalışan düzeneyi yapıp yukarılara su taşımıştır. Bütün sarayın suyunu, aşağıdaki suyu yukarıya taşımayı başarmıştır. Başka neler var? Sarayın içerisinde robotları ilk defa yapan kişidir. Tarihi adı olarak robot mensura geçmiştir. Ne yapar robotlarında? Mesela öyle mekanik sistemler kullanmıştır ki ibrikli, elinde bir ibrikle abdest alan kişiye otomatik olarak elektriksiz sadece yer çekimi ve hava basıncını yöntemlerini kullanarak suyu otomatikmen boşaltıp bir kişinin abdest alacağı süre kadar bir suyu vermeyi başarmıştır. Robotu elleri hareket etmiştir. Abdest bittikten sonra elinde bir tarak bir havluyu da uzatmayı yine mekanik olarak başarmıştır. Filiz su saatine gelince aslında El Cezeri'nin en önemli şeyi şudur. Adamı kendisinden anlatalım. El Cezeri der ki siz öğrendiğiniz bir bilgiyi eğer siz onu uygulamaya koymazsanız bu doğruyla yanlış arasında bir yerdedir. O yüzden bütün öğrendiklerini pratik yaparak uygulamaya koymuştur. Az bir bilgi ama mükemmel sonuçlar ve insanların faydasına yararına olacak çok icatlar yapmasının en büyük özelliği bu. Bugünkü şöyle anlatalım. Lise düzeyindeki bir öğrencinin de aslında üniversiteye gitmeden oradaki bilgilerini kullanması, %10'unu kullanmayı bilse, hayatını ve hiçbir yere gitmeden, üniversite kazanmasına ihtiyaç duymadan çok güzel eserler yapabileceğini, çok insana faydası olan icatlar yapabileceğini, bu uygulama sayesinde görmekteyiz. Biz bunu bu şekilde, bu eserleri canlandırırken bunu öğrendik. Bu şeyden sonra da öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin, lise öğrencilerinin, meslek lisesi öğrencilerinin gelip bunu geliştirebileceklerine inanıyoruz.